Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Art bunca zamandır buradaysa neden bana evdeyim dedi. Anlamadım gitti. Neler oluyor acaba? Eyvah! Affedersiniz. Bu kötü oldu. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Kredi başvurusu yapmış. Söylesi yok. Abi. Ne oldu? Söylesene. İyi misin abi? Bir sıkıntın varsa ya da başın dertteyse bana söyleyebilirsin. Ben sana... Hiç merak etme. Ne bir sıkıntı ne de bir sorun var. Olsaydı ilk sana söylerdim, merak etme. Tamam. Görüşürüz. Benim abim bugün ilk kez bana yalan söyledi. Aferin sana evladım. Bu kadar gencecik yaşta kendi işini kurman beni hayli gururlandırdı. Tebrik ederim. İyi dileklerin için sağ ol amca. Kendi işimi kurmaya başladığımı duyunca büyük babam da hayır duası edecek bana. Büyük baba, ben... Dur kızım. Çocuğa biraz tatlı ver. Buyur evladım. Eşin çalışıyor galiba, öyle değil mi? Doğrudur amca. Nasıl da belli oluyor. Büyük baba, kadınların çalışması yanlış mı sence? Hayır kızım. Kadınların işe gitmesinde bir sakınca yok. Ama kafalarında bin dert dolaşıyor zaten, değil mi? Hem evi çekip çeviriyor... hem de aile fertlerinin durumlarıyla uğraşıyorlar. Sorun çıkmaması için gerek evde olsun gerek ofiste işlediğin şey sorumluluk bilinciyle ve özenle yapılmalıdır. Kadın ya da erkek fark etmez. Hayır, büyük babama iş kurduğumu söyleyemem. Şimdi olmaz. Ne olacak acaba? Bir saat kaldı. O kadar parayı toparlayabilecek miyiz? Bir şey söyleyeyim mi? Eşim gerginken hiç iyi görünmüyor. Biraz da müjdeli haber alalım. Krediye yarım saat sonra onay verilecekmiş. Gerçekten mi? Evet. Bak her şey yoluna girecek demiştim. Seni parayı alıp muayeneye gelecek. Annem de vakitte olmadan güzel haberler alacak. Gördüğün gibi her şey gayet iyi gidiyor. Bu işi de çözdük biz. Banka müdürü arıyor. Kredi onaylandı herhalde. Alo? Bay Banuş Ali, size kötü bir haberim var. Ben elimden geleni yaptım efendim ama kredi departmanı başvurunuzu maalesef reddetti. Ne? Red mi ettiler? Peki neden? Bütün evrakları doldurdum. Bu belgeyi buraya kim getirdi? Ben getirdim. Ne oldu? Şaşırdın mı? Sen bana telefonda evdeyim diye yalan söyleyip... benimle aynı kafede oturduğunu görünce ben de buna çok şaşırmıştım. Gerçekleri biliyorum ben artık. Kredi yöneticisi bana her şeyi anlattı abi.
Su yok. Sen ne neler yapıyorsun? Oluyor orada? Ne oldu? Su yok, ne oldu? Yoksa kardeşler yine mi kavga ediyor? Biz artık kardeş değiliz. O benim abim değil. Abim olsa bana böyle bir şey yapmazdı. Beni kardeşin olarak görüyorsan bu samimiyetsizlik niye? Bak şimdi. Gördün mü? Futbol turnuvam için bana vermiştin. Al Suyong. Bunlar senin demiştin. Ben de aptal gibi kandım. Hiç utanmadan ben onları hak ettiğimi sandım. Lütfen Suyong. Ne diyorsun? Fert abi. Bak. Bu saat senindi ama ben aldım. Hiç hak etmiyorsun. Ama artık bir önemi yok. Saat. Suyong. Albüm. Mont. Hepsi. Suyong. Her şey için teşekkür ederim. Suyong. Suyong oğlum. Ne oldu? Suyong. Parto oğlum. Bu ne şimdi? Suyong'la ne diye anlaşamadınız ki? Bu iki kardeşin arasındaki bir mesele. Bırakalım da onlar çözsün. Gel gidelim. Kesinlikle sana yalan söylemedim ve sana izah etmeye çalıştım ben. Parti öyle insanlara gösterdiği gibi senin gerçek abin değil. Ama sen beni dinlemedin. Bak, bak başımıza neler geldi. Parti sana ne yaptı? Konuşsana. Suyong, bana yemin et. Bana her şeyi anlatacağına dair yemin et çabuk. Şimdi ne olacak Part? Herkes gerçekleri öğrenecek. Umurumda değil bu. Suyok'u incittim. Ben ne kadar da bencilim. Anne, baba, İndo, çabuk gelin. Bu evde neler neler dönüyor bir bilseniz. Hemen gelin buraya. Sana ne oldu Poyne? Ne oldu böyle? Neden korktuysam o oldu anne. Biricik evladımı ağlarken gördüm. Ama yetti artık anne. Gerçekten yetti artık anne. Bugün hepinizin gözünün önünde yalan söyleyenlerin foyasını ortaya çıkaracağım. Şimdi ne yapacağız? Her şey bitti Part. Vaktimiz dolmadı Anthony'ye istediği parayı veremeyeceğiz. Gönüllü annelikle ilgili gerçekleri herkes öğrenecek. Elektrikler niye gitti? Gidip mum getireyim Part. Tam da gerçekleri söyleyeceğim anda elektrikler kesildi. Sigortayı kapattım. O yüzden... Peki neden baba? Sorunları kendi aralarında çözsünler diye. Tıpkı çocukken yaptıkları gibi. Eskiden biz bilerek böyle yapardık. Çünkü Suyong'un karanlıktan korktuğunu biliyorduk. Thank you.
Ben artık küçük bir çocuk değilim. Artık karanlıktan da korkmuyorum. Biliyorum. Sana bu yüzden geldim zaten. Sorunun icabına bakmalıydım. Artık çocuk değilsin Suyok. Ben hiç istemeden de olsa sonuçta seni incittim. Suyok korktuğunda odasından koşarak çıkardı ama annesine değil, doğrudan abisinin yanına gidip ona sımsıkı sarılırdı. Sımsıkı. En çok da ona güvenirdi. Birbirlerine çok bağlıydılar. Poyni, söyle bakayım. Suyok sana her şeyi anlattı mı? Yok. Yani hiçbir şey söylemedi. Hiç. Bir şey yok anne. Bak, söylemiştim. Bu çocuklar birbirlerine tek kötü bir laf bile etmez. Hatta anneleri istese bile bunu yapmazlar. Olay çıkarmamın sebebi, Suyok bana bir şey söylemediği için belki Part'ın korkudan her şeyi anlatabilecek olmasıydı. O banka müdürü 1 milyon rupilik acil kredi başvurusunda bulunduğunu söyleyince kendimi çok kötü hissettim. Senin bana içini açmak istemediğini düşünmüştüm abi. Bunu bana mutlaka söylemeliydin abi. Bunu saklamamalıydın. Suyok, sana söylemek istemedim. Çünkü sen benim kardeşimsin. İnan bana, seni üzmek... Yeter abi. O banka evraklarında neler yazdığını bilebilirdim ama onları okumadım abi. Neden söyleyeyim mi? Çünkü sebebinin benim için bir önemi yoktu. Sadece bana söylemediğin için üzüldüm abi. Neden bana söylemedin onları? Neden? Neden bunları benden sakladın? Neden sakladın abi? Nasıl etle tırnağı ayıramıyorsak, aynı şekilde bu çocukları da Banushali ailesinden koparamayız. Birbirlerine küs kalamazlar. Birazdan el ele tutuşur, buraya gelirler. Anne, umarım büyük babamın söyledikleri gerçek olmaz. Git de Suyok'la Part'ın arasında ne olmuş onu öğren. Bir daha böyle fırsatın olur mu kim bilir? Ha? Hem kötülük yaparak eğlenmek varken... Neden iyi davranmakla uğraşıp kendine bu kadar eziyet edeceksin ki anne? Söylesene. Sen sus. Ne yalan söyleyeyim. Şu hayatta gözüm hiç küçük şeylerde olmadı. Her zaman büyük şeylerdeydi. Pekala, al bakalım. Bu çeki imzaladım. Tutarını sen yaz. Sağ ol Suyok ama bana 1 milyon rupi lazım. İster 1 milyon olsun, ister 50 milyon. Ben yapacağımı yaptım. Lütfen kabul et. 1 milyon rupi. İnanamıyorum. Benim saf oğlumu nasıl da kandırıyorlar. Onlara daha sonra bunun hesabını ödeteceğim tabii ki. Part, acele et lütfen. Oraya zamanında yetişmemiz gerekiyor.
Bu evi ondan aldım. Hiç endişelenme. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Ne komşular sana bir şey söyleyebilir ne de bu adam. Artık burası senindir. Gel Şorvori. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Onu hastaneye götürmeliyiz. Tanrım. Şorvori, sen en iyisi tek başına git. Benimle gelin siz. Baksana. Deni dur. Al işte. Burada tam 1.000.000 rupilik çek var. İstediğini yaptım. Yarınki muayeneye geliyorsun, öyle değil mi? Lütfen. Lütfen anlaşmayı feshetme. Hadi Teni söyle. Ne oldu yani? Şimdi benim sahiben mi oldun? Hayır. Sen mi kazandın yani? Hayır, yanlış düşünüyorsun. Eğer iyi biriysem Tanrı'nın bana yardım edebileceğini ve benim de parayı bulabileceğimi söylemiştin. Ben de isteğini yerine getirdim işte. Sandığın gibi biri değilim ben Teni. Kazanmakla kaybetmeye inanmam. Parayla da övünmem. Sana anlatmaya çalıştığım şey... Sus artık. Sen kazandın. Sana şu kadarını söyleyeyim. Ben yalnızca Tanrı'yla annelere güvenirim. Çünkü bir kez olsun yanılmazlar. Sen git şimdi. Yarın hastaneye geleceğim. Hadi. Geleceğimi söyledim sana. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu kabul ederek bana ne kadar faydan dokundu sana anlatamam Teni. Çok teşekkür ederim. Fazla yaklaşma. Affedersin, affedersin. Sana yarın hastaneye geleceğimi söyledim. Tam da eşyalarımı toplamıştım. Şimdi yine düzenlemem gerekecek. Hem de senin yüzünden. Hayır hayır, yardım ederim ben. Hayır hayır hayır. Kendim yaparım. Söylediğim gibi. Yarın hastaneye geleceğim. Hadi git sen. Endişelenme. Bugün ikiniz ve çocuğunuz adına öyle sevinçliyim ki dualarım sizinle. Niye öyle bakıyorsun? Evet, Şorvari seni tam zamanında getirdi.
Ama bu onun isteklerini yerine getireceğimi göstermez. Ben öyle yoldan geçene boyun eğmem değil mi? Ben zirvedeyim. Ve hiç kimse benimle yarışamaz. Benimle olduğun için kendini şanslı say. Seninle çok eğleneceğiz. Bugünkü test pozitif çıkarsa turnayı gözünden vuracağız. Tüm hayallerimiz gerçek olacak. Seninle birlikte çok güzel işler başaracağız. Şimdi bekle beni Amerika. Bekle beni Hollywood. Bekle beni Hollywood. Bekle beni Hollywood. Doktor hanım sizi çağırıyor. Sağ olun. Hey, ne oldu? Niye herkes sessiz? Acele et, hepimize tatlı getir. Hep beraber yeriz. Sonuçları uzman söyleyecek, ben değil. Uzmanı boş ver. Ben sana söyleyeyim. Bu sabah uyandığımda canım ekşi bir şey çekti. Bence ekşi bir şeyler yeme isteği bebek beklediğimin habercisi. Ne ilgisi var şimdi? Saçma sapan konuşma. Tıp biliminde böyle bir şey yok. Ekşi bir şeyler yemekle çocuk beklemenin alakası yok. Bay Banuşeli. Halana söyle de bilsin. Televizyon dizilerinde kızların ekşi bir şeyler yemeyi istemesi bebek beklediklerini gösterir. Haksız mıyım? Bunu herkes bilir. Bebek geliyor, bebek. Part, Shorvori. Şunu iyi anlamanız lazım. Gayet iyi anlıyorlar. Çocuğa doğru düzgün bakacaklar. Görürsün, çok iyi anne baba olacaklar. İlk sonuçlar pozitif değil. Daha sonra pozitif olur. Emin olun. Ben bebek bekliyorum. Sonra ona ninni söyleyecekler. Hadi kopalım. Hadi şimdiden kutlamaya. Kapa çeneni. Saçma sapan konuşup umutlarını yükseltiyorsun. Hayır, hamile değilsin ve bebek beklemiyorsun. Tıbbi işlemler sonuç vermedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.